bir eşyanın duvara sabitlenmesidir. Gerek afet olaylarında, gerek göç yönetiminde, gerekse dünyanın çeşitli yerlerindeki hayır işlerinde büyük bir destek ve güç ortaya koyan, kah su kuyusu açan, kah biriket evler yapan, kah yemek ve erzak dağıtan, dünyanın dört bir tarafından mazlumun da duasını alan, bizi hiçbir meselede yalnız bırakmayan, birlikte çalışmaktan büyük bir gurur duyduğumuz sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri ve temsilcileri. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız. 18 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan Afet ve Acil Durum Kurulumuzun 2022 yılı birinci toplantısı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Çalışmalarımızın, istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını, afet acılarını önlemesini ve azaltmasını diliyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarımız, göç yollarındaki ölümlere verilen tepkilerden tutun, Yunanistan'ın geri itmelerine kadar Batı medeniyeti, dünya ve özellikle Batı medeniyeti son 6-7 yıldır göç meselesinde büyük bir şok ve savrulmayla karşı karşıyadır. Aynı dünya daha birkaç öncesine kadar terör örgütleri eliyle yürütülen vekalet savaşını konuşurken bugün Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gelişmeler sebebiyle ülkeler arası savaş tehlikesini konuşmanın, hatta nükleer savaşa varıncaya kadar konuşmanın, 3. Dünya Savaşı kavramını kullanmaya başlamanın şoku içerisinde. Benzer bir şoku uyuşturucu meselesinde ABD'deki bir semtin tamamen bağımlılara terk edildiği görüntüleri görünce yaşadı. Yine bir diğer şoku COVID-19 salgınında marketler yağmalanınca, havalimanlarında kargo korsanlığı yapınca, aşıyı üretenlerin aşıyı üretmeye muktedir olmayan ülkelerden aşıyı imtina ettiğini görünce yaşadı. Ve yine aynı dünya tam da bu örneklerdeki gibi küresel afetselliğin şiddetini arttırmasının şokunda yaşamaktadır. Benim yaşıtlarım Almanya'da 191 kişinin hayatını kaybettiği bir sel afeti haberine Alman devletinin buna karşı etkisiz, 3 ay boyunca müdahale edemediği gibi bir duruma hiç şahit olmamıştı. Ta ki geçen seneye kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky şehrinde birkaç gün önce yine bir sel oldu ve şu ana kadar can kaybı sayısı 37. Avrupa orman yangını bilgi sistemi verilerine göre 2006-2021 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık ortalama 133 bin hektar ormanlık alan yanmıştı. Yıllık ortalama. 2022 yılı 30 Temmuz itibariyle henüz yılın tamamlanmasına 5 ay kalmış olmasına rağmen yanan ormanlık alan miktarı 4,5 kat arttı ve 588 bin hektar oldu. Ülke bazında ise Fransa'da 6,5 kat, Almanya'da 11,5 kat, İspanya'da 7,5 kat, Macaristan'da ise 37 kat artış oldu. Sadece orman yangınlarında değil, iklim değişiklikleri başta olmak üzere pek çok etken sebebiyle diğer afet başlıklarında da son yıllarda küresel ölçekte benzer artışlar var. Türkiye'nin afetsellik gerçeği içinde şöyle net bir bilgi paylaşmak isterim Haziran'da. Küresel risk endeksi olan Inform'a göre Türkiye, afet riskleri bakımından 194 ülke arasında en riskli 46. ülkedir. Tropik fırtınalar ve aktif volkanlar dışında dünya genelinde görülen 31 çeşit doğal afetin neredeyse tamamına karşı risk altında bir ülkedir. Ve bu afetsellikte bir artış var.
Mesela 2010-2020 yılları arasında 11 yıllık periyotta 2018 ve 2009 yıllarında 300'ün üzerinde sel felaketi yaşadık. Yine aynı 11 yıllık periyotta özellikle 2021 yılında yaklaşık 300 adet fırtına yaşadık. Maruz kaldığımız hortum afeti sayısı son 12 yıl içerisinde ilk defa 2019 yılında 20'nin üzerine çıktı. 2020 ve 2021 yıllarında önceki 10 yılın tamamında yaşanan kadar kum fırtınası yaşadık. 2020 yılındaki 13 adet çığ afeti ve 2019 yılında yaşadığımız 30'un üzerinde heyelan da son 12 yılın en yüksek rakamlarıydı. Bütün bu tablo bize gösteriyor ki afetsellik anlamında dünyadan ve kendi gerçeklerimizden farklı bir şey yaşamıyoruz. Bu salondaki ve bu salonun dışındaki hemen herkes bilmektedir ki tıpkı deprem gibi pek çok afeti önceden tahmin etmek de ne yazık ki mümkün değil. Fırtınalar gibi meteorolojik açıdan tahmin edilenleri de önlemek kolay değil. İşte onun için bu toplantının bugünkü ağırlıklı gündemini risk azaltma olarak ve bilhassa Türkiye afet riski azaltma planı tarafın hep birlikte yeniden paylaşılması olarak belirledik. Bildiğiniz gibi Türkiye Afet Başkanlığı'nın kurulmasıyla strateji ağırlıklı bir afet yönetim modeline geçti. AFAD'ın çatı kurum olarak belirlenmesinden sonra afet yönetimini, afet öncesi, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak 3 aşamada ele alan bir modele hep birlikte bir geçiş yaptık. Afet anı müdahalede hepinizin bildiği gibi kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı oluşturduk ve bunu özellikle son yıllardaki tecrübemizle güncelleyerek önemli bir kazanım elde ettik. Son yıllarda yaşadığımız tüm afetlerde TAMP doğru bir şekilde çalıştı. Kurumlar arası koordinasyonda önemli hiçbir aksaklık yaşanmadı ve müdahale performansımız önemli ölçüde yükseldi. TAMP'ı ilk kullandığımız yer Elazığ ve Malatya depremleriydi. Hem aslında TAMP'ı nasıl kullanabileceğimiz konusunda bir deneyimleme yaptık, tecrübe oluşturduk. Hem de Elazığ ve Malatya'dan sonra sürekli bütün kurumlarımızla, hocalarımızla istişare ederek TAMP'ta sahada gördüğümüz kullanım açısından ve yapmamız gerekenleri tekrar ilave ederek bir takım çıkarmalar da gerçekleştirerek TAMP'ı yine ortak bir akılla güncellemeye çalıştık. Bu bundan sonra güncellenmeyecek anlamına gelmiyor. Çünkü her gelişme bize yeni bir tedbir almayı, her yaşadığımız olay yeni bir güncellemeyi elbette ki mecbur hepimiz açısından kılmaktadır. Bunun küresel ispatı zaman zaman paylaştığım Almanya'nın Ruhr Üniversitesi'nin dünya risk raporuna, yani dünyadaki afetlerle ilgili mevcut durumumuz, bu konudaki risk açıklarımızın ne olduğu Ruhr Üniversitesi'nin raporuna yansımıştır. Bu çalışmaya göre ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden, yani biraz önce söylediğim esas itibariyle öncesi, anı ve sonrasında ortaya koyduğumuz süreçler açısından güvenlik açığı başlığında Türkiye'nin oranı 45.57'den 40.65'e düşmüş. Yani güvenlik açığımız öncesi, anında ve sonrasında yapmış olduğumuz bir takım tedbirler, adımlar ve iyileştirmelerle birlikte, müdahalelerle birlikte orta seviyeden güvenlik açığımız düşük seviyeye düşmüştür. Bu stratejik yaklaşımın bir diğer ayağı da afet öncesidir. Burada hem afet hazırlığı var, hem toplumun afet bilincinin ve farkındalığının arttırılması var, hem de risk azaltma kavramı var. Bildiğiniz gibi
2020 yılını afet hazırlık yılı, 2021 yılını afet eğitim yılı, bu yılda afet tatbikat yılı olarak ilan ettik. Yani 3 yıl üst üste hazırlık, eğitim ve tatbikat yılı olarak bunları planladık ve ilk 2 yılı tamamladık. Şimdi afet tatbikat yılının 7 aylık bölümünü de planladığımız 54.302 tatbikatın neredeyse 54.000'ini tamamlayarak tatbikat sayımızda revize edip 60.000 tatbikata çıkararak belki de Cumhuriyet tarihimizde ilk defa hem ilk kez deneyimlediğimiz tatbikatları gerçekleştirdik, hem kurumların birbiriyle olan entegrasyonunu sağladık, hem bize çok önemli bir gelişme adımı olarak ortaya çıkarılmasını hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştık. Bir taraftan Palandöken'de çığ tatbikatı, kış tatbikatı yaptık. Ve buna sivil toplum kurullarımızdan, üniversitelerimize kadar, arama kurtarma ekiplerimizden birçok kurumlarımız katıldı. Sadece afet tatbikat anı değil, afet öncesinde yapılan hazırlıklar ve sonrasında yapılan o değerlendirmeyi de afet tatbikatlarının içerisindeki önemli bir bölüm olarak ortaya koymak gerekir. Yine aynı şekilde Diyarbakır'da hem bir baraj kapağının açılmasıyla nasıl bir felaketle karşı karşıya kalırız ve bunu nasıl önleriz'e yönelik bir afet tatbikatı. Ardından yine bir kimyevi madde taşıyan aracın patlamasıyla ilgili yapılabilecek bir afet tatbikatı. Yine aynı şekilde tahliye tatbikatları orada bir vesile gerçekleşti. Yine kıymetli Milli Eğitim Bakanımızla Türkiye'deki bütün okullarda, ulaşabildiğimiz tüm üniversitelerde tahliye tatbikatları gerçekleşti. Ki bu önemliydi. Bence her yıl muhakkak bir kere tüm okullarda yapılması gereken bir tatbikat olarak değerlendirilmeliydi. Yine bütün bunların yanı sıra İstanbul'da Kağıthane'de yine bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Yine daha sonra işimize yarayan Trabzon'da, bunlar benim katıldıklarım ve takip ettiklerim, Trabzon'da yine daha sonra işimize yarayan bir sel tatbikatı yaptık. Ve orada ilk kez kullandığımız devlet mesajı dediğimiz, vatandaşımıza mesaj olarak bir alarm şeklinde ilettiğimiz sarı ve kırmızı alarmlarda vatandaşımızı uyarabileceğimiz bir uyarıyı da orada yaptığımız ilklerin içerisinde devreye aldık. Yine bütün bunlarla birlikte Orman Genel Müdürlüğümüzle ve diğer kurumlarımızla birlikte 5 ayrı ilde orman yangını dönemi başlamadan önce ve o da bizim çok işimize yarayan orman yangınlarında geçen sene yaptığımız mücadeleyi Orman Genel Müdürlüğü'nün liderliğinde bu yılda yapabileceklerimizi bütün kurumlar olarak eş güdüm içerisinde 5 ilde orman tatbikatı gerçekleştirdik ve bugünkü karşılaştığımız orman yangınlarında hem koordinasyonu hem müdahale şeklini bir tatbikatta bütün kurumlar olarak yine gerçekleştirebilme imkanına sağladık. Gitmediğim ama katıldığım Kütahya'da yine birçok vilayetimizle birlikte bir maden tatbikatı, maden kazası tatbikatı gerçekleştirdik. Yani bütün bu tatbikatlar ve buna benzer tatbikatlarla kurumlarımızın öncelikle hem kapasitesini hem koordinasyonunu sağlayabilme kabiliyetini ortaya koyduk. Örneğin planladığımız tatbikat düzeyindeki onu aşıyoruz. 45 il düzeyi, 9 bölgesel, 10 tematik, 12 AVM, 412 apartman ve site, 51.159 okul ve üniversite ve diğer tatbikatlar olmak üzere şu ana kadar, biraz önce söyledim, 54.024 tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Planladığımız sayı ise tekrar söylüyorum 54.302 idi. Zannediyorum 60.000'i bulacağız.
Yani yıl sonuna kadar hedef sayımızı ulaşacağımıza, aşacağımıza inanıyorum. TOKİ başkanımızdan bütün katılımcı sivil toplum kuruluşlarımıza kadar 2 yılda onu büyük, son 2 yılda 100'e yakın afet oldu. Şu anda sadece afet kapsamında 58.946 konut inşa edildi. Bu son 2 yılın gerisidir. Ve hakikaten Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, AFAD ve bütün kurumlar el birliği içerisinde yer sahipliğinden yerin seçilmesine kadar bütün süreçlerde, yapımına kadar bütün süreçlerde ve tahsisatın sağlanmasına kadar bütün süreçlerde devlet yukarıdan aşağıya Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte güçlü bir eşgüdüm gerçekleştirmektedir. Ve bence de son 2 yılda, yani son 2 yılda pandemi olduğunu da dikkate alırsak, dünyada özellikle üretim alanlarında birçok eksiklikle dünyanın karşı karşıya kaldığını da değerlendirirsek, 58.446 konut inşa edilmesinin, bunun 40.015'inin bitip teslim edilmesinin, özellikle afet sonrası iyileştirme konusunda önemli bir gerçekleşme olduğunu, devletle millet arasındaki güven tesisinin açısından çok önemli bir noktayı işaret ettiğini burada bir kez daha huzurlarınızda söylemek isterim. 1026 iş yeri yapılıyor, 543'ü bitti. Ve 423 de hayvan barınağı bitti. Toplam 60.395 yapıdan bahsediyoruz. Sadece afetle alakalı. Geçen yıl bu saatte, bu zaman diliminde Kastamonu Bozkurt yaşanmıştı. Kastamonu Bozkurt bir yıldır şantiye gibi. Bazı imalatlar var, yapılıyor. Bazı imalatlar başlandı. Bazı imalatlar %70'ine geldi. Bazı imalatlar tamamlandı. Örneğin organize sanayi siteleri yapıldı, bitildi. Yani öncelikleri de kendine ait iyi bir şekilde tesis eden ve bu konuda da önemli adımlarından, köprüsünden, DSİ'nin yaptığı sel taşkınlarını önleme tesislerine kadar birçok adım eşgüdüm içerisinde gerçekleşti. Bir tecrübemi ifade etmek istiyorum. Geçen günlerde Batı Karadeniz sel afeti oldu ve birçok ilde aynı anda yaşandı. Yağış düşme miktarı bir önceki yılla, beni Meteoroloji Genel Müdürü de DSİ de bağışlasın, yani bazı noktalarda hemen hemen aynı olmasına rağmen, bazılarında da ufak tefek artışlar olmasına rağmen ve yaygınlık biraz daha da fazla olmasına rağmen, afet öncesi uyarılarımız, tüm kurumlarımızın eşgüdüm içerisinde aldığı tedbirler, vatandaşlarımızın buna ciddi bir şekilde riayet etmesi, birçoğunun daha önce sel yaşadığı alanlardaki aldığı tedbirler ve iş yerlerini boşaltması, araçlarını yüksek yerlerine çıkarmaları konusunda yapılan uyarılarla, inanınız, yani çok az hasarla diyebileceğimiz bir hasarla geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. Yani onlar da selin alıp götürmesiyle değil, başka türlü kazayla. Ama buna rağmen demek ki bu konuda yaptığımız bütün çalışmalar, attığımız bütün adımlar, aldığımız bütün tedbirler hem insan canına yönelik bir korumayı sağlayabiliyor, hem de maddi zararların da bir vesileyle önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyuyor. Yani örnek vereceğim. Yani bakan arkadaşlarımızla illeri paylaştık. Sizler de bulundunuz o bölgelerde. Bartın'da son 5 yılda
DSİ iki baraj yaptı. Aslında üç. Ve bu iki baraj ve üçüncü de yarım diyebileceğimiz, yani henüz faaliyete geçmediği için yarım diyebileceğimiz 100 milyon metreküp su tuttu. Ya bu şu demektir. Eğer bu üç baraj tepede o suyu tutmamış olsaydı 100 milyon metreküp su Bartın şehrinin içerisinden geçip gidecekti. Ve bu esas itibariyle birçok yerde yapılan tersiplentlerinden ve özellikle ortaya çıkan süreçlerde elde edilen tecrübelerin sonunda yapılan yapılarla alınan tedbirler. Elbette ki bu konudaki çalışmalarımız devam edecek mi? Hummalı bir şekilde devam etmek zorunda. Çünkü biraz önce afet riskinin arttığını, yani geçmiş yılların yaptığımız planıyla karşı karşıya kaldığımız bir afetsellikle karşı karşıya kalmadığımızın altını çizmeye çalıştım. Yani geçen yıllarda afetlere yönelik yaptığımız ve aldığımız tedbirler geçmiş yıllara yönelik bir afetsellikle alınan tedbirlerdi. Ama şimdi çok daha üst bir afetsellikle karşı karşıya kaldığını dünyanın bildiğimiz ve takip ettiğimiz için daha üst bir tedbir almak durumundayız. Afet risk azaltma planı da işte bu stratejinin en önemli saç ayaklarından birisidir. 1990'lara kadar tüm dünyada afet yönetimi olay sonrası müdahale üzerinde kurgulanıyordu. Sonrasında ise afet öncesi risk azaltmaya ağırlık verilmeye başlandı. Çünkü yapılan hesaplamalar ve araştırmalarda görüldü ki afet öncesinde risk azaltmaya yapılan bir birimlik yatırım afet sonrasında yaşanacak 4-7 birim arası maddi zararı önlüyor. Burada bir memnuniyetimi ifade edeceğim. Bunu özellikle teknik adamların dile getirmesi elbette makul ve olağandır. Çünkü bu bir hesaplamadır. Memnuniyetim şudur. Özellikle son bir yılda birçok kez bir araya geldik. Birçok ziyaretlerimiz oldu ilgili kurumlara. Hem Maliye ve Hazine Bakanlığı, hem Strateji ve Bütçe Başkanlığı, özellikle afet öncesi alınabilecek tedbirler konusunda, altını çizerek söylüyorum, diğer afete müdahale eden kurumlar kadar kendini sorumlu ve yükümlü, aynı zamanda da elini taşın altına koymayı, aynı zamanda da daha sonraki daha yüksek olabilecek zararların önlenmesine yönelik en önemli adımlar olarak tanımlıyor. Bu hakikaten çok kıymetli bir şeydir. Aslında bu karşı karşıya kaldığımız bu problemlerin devletin bütün kurumları tarafından eş anlı ve birlikte yönetildiğinin ve birlikte aynı zihniyeti taşındığının bana göre en temel ifadelerinden bir tanesidir. Sonuç olarak da görünüyor zaten. Üstelik özellikle bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kurguladığımız bu stratejinin önemli bir ayağı olarak risk azaltmaya ağırlık verdik ve önce 2019 yılında il afet risk azaltma planlarının, yani İRAP'ların oluşturulmasıyla işe başladık. Şunu da söyleyeyim, burada da tüm üniversitelerimize bu konuda katkı ve gayret gösteren yerel tüm kurumlarımıza, valiliğinden belediyelerine kadar tüm burada bulunan kurumların yerel paydaşlarına kadar gerçekten gurur duyulacak. Her ilin afet risklerini bilimsel ve detaylı bir çalışmayla ortaya koyacak raporlar hazırlandı. Burada belediyelerden üniversitelere kadar, bakanlıklarımızdan sivil topluma kadar tüm bileşenlerin elbette katkısını aldık. İl risk azaltma planlarının tamamlanmasının ardından bunları bir araya getirdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Temmuz 2022 tarihli, yani bir ay olmadı, kararı ile Türkiye Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girmiş oldu. Yani aslında bu planın yürürlüğe girme tarihi 2025 ve 2026 olarak planlanıyordu. Fakat hep birlikte yaptığımız değerlendirmelerde bu planla ilgili çalışmaları hızlandırmamızı ve en üst çatı planı olan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı tarafı devreye almamızı birlikte değerlendirdik ve
Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla beraber bu yürürlüğe girmiş oldu. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı yani TARAP 3500 kurumuyla yapılan görüşmeler ve 107 kurumuyla yürütülen ortak çalışma sonunda oluşturulmuştur. TARAP kapsamında 11 afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef, 227 adette üst ölçekli eylem belirlenmiştir. Burada şöyle bir yanılgıya düşülmesin. TARAP, il afet risk azaltma planlarının basitçe yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş, yani eklemlenmiş bir plan değildir. İl risk azaltma planları tamamlandıktan sonra ayrı bir çalışmayla oluşturulmuştur. Ülke genelinde mevcut durum belirlenmiş, ihtiyaç analizleri ve çalıştaylar yapılmış, ulusal ve uluslararası afet riski azaltma öncelikleri ve stratejileri dikkate alınarak bu plan oluşturulmuştur. 2015-2030 afet riskleri azaltma çerçevesiyle uyumlu olarak hazırlanan TARAP'ın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz dünyada Sendai çerçevesinde belirtilen ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejisi olan ülkeler arasına da girmiş oldu.